Halil Falyalı cinayetinde köstebek izleri. Söylemez kardeşler çetesi aslında kim? Lav silahlı saldırı planı aslında ne? Tüm detaylar bu videomuzda. Halil Falyalı suikastinde saldırganların Falyalı'nın çok yakındaki kişi ya da kişilerden anlık bilgi aldığı tahmin ediliyor. Geçmişte güvenlik müdürü olarak çalışan Falyalı, zırhlı araca binmeyerek hayati bir hata yaptı. Acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimlerden sonra seçimden sonra Falyalı'ya Ankara'dan teşekkür telefonları geldiği de iddia ediliyor. Halil Falyalı suikastı ile ilgili soruşturmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'deki güvenlik güçleri soruşturmayı Söylemez Kardeşler çetesi üzerinde yoğunlaştırdı. Cinayetten bir gün sonra Mustafa Söylemez ve iki adamı gözaltına alınmıştı. Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili dün 3 kişi daha gözaltına alındı. Bu 3 kişinin arasında Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez de var. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan bir baskında 2 kişinin yakalandığı duyuruldu. Baskın yapılan evde bulunan tabancanın saldırıda kullanıp kullanılmadığı balistik inceleme sonucunda belli olacak. Toplam gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi dün Girne Çatalköy'de suikastin düzenlendiği yerin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında 2 Kaleşnikov tüfek, bu tüfeklere ait 4 şarjör, 39 mermi, 1 tane tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 13 mermi buldu. Bu silahları saldırıda kullanıldığı belirlendi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Mustafa Söylemez ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınan Ömer Tunç'un cinayet günü bir otele girerken görüntüleri tespit edildi. Mustafa Söylemez'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden saat 04.00'da kalkan uçakla İstanbul'a geldiği iddia ediliyor. Ömer Tunç ise sabaha karşı bir kasinodayken yakalandı. Sivil polisleri fark edince kaçmaya Mustafa Söylemez'in ifadesinde bahis işi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğini, sosyal medyadan saldırıyı öğren olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söylediği iddia ediliyor. Avukatları ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kişinin verdiği ifadeler nedeniyle Mustafa Söylemez'in gözaltına alındığını, hiçbir delil olmadan cinayetin üzerine yıkılmak istendiğini savunuyor. Mustafa Söylemez'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir üniversitede hukuk eğitimi alması nedeniyle adada bağlarının olduğunu ifade ediyorlar. Halil Falyalı'nın yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme geldiğini anımsatan avukatlar, Söylemez ailesinin daha önce bu suçlarla hiç anılmadığını söylüyor. Mustafa Sena Söylemez hapiste. Söylemez kardeşler Muşlu, kalabalık bir aşiretin mensubu. Aşiretin geçmişinde çok sayıda şeyh var ve seyit olduklarını, Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiklerini söylüyorlar. Geçmişteki iddianamelerde Söylemez Kardeşler çetesinin 3 lideri olarak yer alan kardeşlerden ikisi şimdi gözaltında. Mustafa Söylemez ve Faysal Söylemez. Diğer kardeş 1964 doğumlu Mehmet Sena Söylemez ise yaklaşık 1 yıldır cezaevinde. Mehmet Sena Söylemez 2000'li yılların başından kalan bir hapis cezası nedeniyle aranırken bir yol kontrolünde sahte kimlikle gözaltına alınmış, götürüldüğü karakolda deneyimli bir polis memuru Mustafa Sena Söylemez'i tanımış ve cezaevine konulmuş. Avukatları Mehmet Sena Söylemez'in af kapsamına giren bir ceza nedeniyle haksız şekilde hapsedildiğini savunarak itiraz dilekçeleri veriyor. GATA mezunu doktor. Mehmet Sena Söylemez'in Türkiye'deki yeraltı dünyasının el ilginç karakteri olduğu söylenebilir. GATA mensubu askeri bir doktor. Yer altında kısaca doktor diye anılıyor. 4 dil biliyor. Cezaevindeyken hukuk fakültesini de bitirmiş. Cezaevindeki vaktinin çoğunu kitap okuyarak geçiriyor. Mustafa Söylemez eski bir komiser. Dün gözaltına alınan Faysal Söylemezse malulen emekli hava subayı. Bu nedenle onlara üniformalı çete denildi. 1990'larda onlara yönelik operasyonlarda çok sayıda asker ve polis gözaltına alınmıştı. Söylemez Kardeşler çetesi geçmişte adam kaçırma, cinayet, alıkoyma, tehdit gibi çok sayıda suçlamayla gündeme geldi.
Kaçırdıkları iddia edilen onlar için tüm işleri değiştiren ise Bucak aşiretiyle çatışmalar oldu. Helikopterden LAV silahlı saldırı planı. 1994'te Söylemez Kardeşler'in Ankara'da işlettiği Rumors isimli diskotekte silahlar çekildi. Sedat Bucak'ın yeğeni Memnuh Bucak ile iki Mehmet Sena Söylemez yaralandı. 2 yıl sonra Eskişehir'de cezaevinde yatan yakınlarını ziyarete giden Resul, Mehmet Nazır Söylemez ve şoför Ercan Akyol pusuya düşülerek öldürüldü. Ailesinin büyüklerinden Emir Söylemez ise yaralı kurtuldu. 1996'da Adana-Pozantı karayolunda çıkan çatışmadan sonra Söylemez Kardeşler Çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Çetenin Sedat Bucağı Ankara'da helikopterden LAV silahıyla ateş açarak öldürmeyi planladığı iddia edildi. Dönemin Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetin Say'a da LAV silahlı saldırı hazırlığında olduklarını iddianamede yazıldı. Mehmet Sena Söylemez mahkemeye verdiği dilekçede kardeşleri Resul ve Mehmet Nazır Söylemez'i Bucak aşiretini öldürdüğünü, Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın kendilerine kumpas kurduğunu savundu. Söylemez kardeşler ve Bucak aşireti arasında husumet bir süre sonra bitti. 2002'de Rahşan affıyla cezaevinden çıkan Söylemez kardeşler bir süre Kuzey Irak'ta faaliyetlerini sürdürdü. Oradan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçtiler. 2010 yılında Bakü'de gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edildiler. Cezaevinden çıktıktan sonra Söylemez kardeşlerin uzun sessizlik dönemi başlamıştı. Halil Falyalı suikastinden hemen sonra yayılan bazı bilgilerin doğru olmadığı da günler geçtikçe ortaya çıkıyor. Halil Falyalı'nın otelinden ailesiyle birlikte çıktığı, zırhlı aracına eşi ve çocuklarının bindiği, kendisini ise zırhlı olmayan araca geçtiği yazılmıştı. Hatta ilk haberlere göre saldırı sırasında eşi, 3 çocuğu ve korumaları arkadaki zırhlı araçtaydı. Oysa cinayetten 1,5 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Genç TV'de Nazar Erişkin'e yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını anlatmış. Faiz Sucuoğlu şöyle diyor: Hiç alakası olmayan bilgiler. Arka arkaya iki ayrı araba olduğu, ailenin arkadaki arabada olduğu doğru değil. Halil Bey'e suikast sırasında ailenin orada olduğu gibi yanlış bilgiler. Çocuklar yoktu zaten. Eşi de 3-5 dakika sonra ayrı bir arabayla oraya geldi. Yani Halil Falyalı zırhlı olmayan aracıyla hiç koruması olmadan şoförüyle otelden çıkıp evine gidiyordu. Peki Halil Falyalı bu ölümcül hataya nasıl düştü? Falyalı yıllar önce Asil Nadir'in güvenlik müdürüydü. Yani koruma tedbirleri konusunda deneyimliydi. Otomobil koleksiyonu da dillere destan. Zırhlı 3 aracının olduğu söyleniyor. Bazen tehdit altındaki kişi sürekli farklı ve bilinmeyen araçlar kullanarak saldırıdan korunmaya çalışabiliyor. Halil Falyalı da zırhlı araç ve korumalarla gezmektense farklı araçlar kullanma yoluna gitmiş olabilir. Böylece yakınındaki bir kişinin 8 Şubat akşamı kullandığı otomobili saldırganlara bildirdiği ihtimali güçleniyor. Güvenlik kameralarının görmediği kör noktada pusuyu kuranlar Falyalı'nın zırhsız bir araçta olduğunu biliyordu. Muhtemelen anlık bilgi alıyorlar. Çünkü Falyalı'nın yönettiği Türkiye'deki milyarlarca TL'lik yasa dışı bahis ağının şifreleri ve ilişkileri onların elinde. Acaba Halil Falyalı 2020'deki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kendini güvende hissetmiş ve bu nedenle tedbirli davranmamış olabilir mi? Adadaki seçime AKP iktidarı hiç gizlemeden yoğun bir biçimde müdahale etti. Hatta favori görünen eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tehdit edildiğini açıkladı. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar, AKP iktidarının büyük desteğiyle bu süreçte Halil Falyalı'nın Ersin Tatar'a maddi destek verdiği öne sürülüyor. Halil Falyalı'ya seçimden sonra Ankara'dan teşekkür telefonları geldiği de iddialar arasında. Suikastten sonra Ersin Tatar'ın Halil Falyalı için övgü dolu sözleri ve çok üzgün olduğunu ifade etmesi de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplum tarafından tanınması için yapılan çağrılar da tabutla birlikte toprağa gömüldü. Böylesi bazıları için daha karlıydı.